ya, ne oldu Firuze abla ya? Niye Betül çıkarken öyle üzgündü? Büyüklerin arasındaki meseleler çocuklara anlatılmaz. Ben anladım ki babaannem Betüş'ü üzdü. Sence ona mı üzüldü Betüş? Herhalde. Bak abicim, bütün kadınlar kocaların annesi ona kötü davranırsa Betüş gibi darılır, kızar. Sen bütün bunları nereden biliyorsun bu yaşta? Akıl yaşta değil, baştadır Firuze abla. Ben anlarım. Yani Ceren doğru söylüyor. Biz babaannemizle konuşuruz. Ah, geldiler galiba. Hoş geldiniz. Alır mısın Firuze? Aa, ne oluyor? Azıcık bana alındı da ondan. Al, canlarım benim, güzel torunlarım benim. Çok seviyorum sizi. Çok seviyorum. Ne güzel şeylersiniz siz böyle. Seninle bir şey konuşabilir miyiz babaanne? Tabii. Of. Hayatım, ne var bunu bu kadar büyütecek? Yapma Allah aşkına. Ya nasıl büyütmeyeyim Sadık? Annen bana otur evinin kadını ol dedi. Yani biraz alttan alsaydın olmaz mıydı? Niye çalışmayacakmışım anne? Benim de bu eve bir katkım olsun. Benim de sosyal hayatım olması gerekmez mi gibi sözler sarf etmeseydin. Ne yani, yalan mı söyleseydim? Canım, en azından susabilirdin. Ya yaşlı başlı kadın, sözlerin çok ağrına gitti. Ben hiç üzülmedim mi Sadık? Sen niye hiç beni düşünmüyorsun? Canım, kadın kötü bir şey söylemedi ki. Ne dedi? Yani otur çocuklarına bak, evinde otur dedi. Ya belki de haklı. Ama ben zaten çocuklarla ilgileniyorum. Onları çok seviyorum. Üstelik anneler gününde annelerin mezarlarını ziyaret etmelerini isteyecek kadar çok seviyorum. Yani günde 8 saat çalışıyorsam kime ne zararım var ki anlamıyorum. Hem ben o kadar çok çalıştığım için çocukların her istediğini alabiliyoruz. Ne demek yani? Ben bu eve tek başıma yetmiyor muyum? Yapma Allah aşkına Sadık. Öyle demek istemediğimi biliyorsun. Yo yo. Annem gerçekten de haklıymış. Kadın kısmının eli para gördüğü zaman erkeğini ezer derdi. Sadık? Ne var? Lütfen bana öyle düşünmediğini söyle. Şu andan itibaren böyle düşünüyorum Betüş Hanım. Betüş. Ona böyle davranmaman gerekirdi. Anlaşılan baban gibi sizi de doldurmuş. O sizin üvey anneniz. Onu benim kadar çok sevemezsiniz canım. Ama babaanne, hep sen demez miydin? Betüş dünya tatlısı biri, sizi anneniz gibi seviyor diye. Ben mi demişim? Herhalde babaanne. Yani sen hep diyordun Betüş 100.000 ona iyi davranın diye. Çocuklar, çocuklar. Babaannenizi sık boğaz etmeyin. Bu konuyu kapatın. Boynuzdan büyük işlere karışmayın. Baba, sana ne oluyor? Yok bir şey. Bu konu kapanmıştır, o kadar. Ay, kulaklarıma inanamıyorum. Bedriye Hanım sana nasıl böyle kötü davranabilir kızım? Ben de inanamıyorum Perihan. Hatta çocuklar bile inanamıyor. Aa, çocuklar da mı durumun farkında? Tabii farkındalar. Bedriye Hanım'a Betüş'e böyle davranma lütfen dediler ama dinlemedi bile. Çocuklar, çocuklar, yalnız bu olanlar normal değil. Bu işin içinde bir iş var. Vallahi ben bunu bilmem ki, sen bilirsin, ben ne bileyim. Taceddin, sen Dudu'nun bu aralar bir işler çevirdiğini gördün mü? Ne? Ben mi? Tamam gördüm. Dün gece Bedriye Hanım'ın başında, hani anlarsın ya. Ya işte şimdi her şey anlaşılıyor. Aa, ne oluyor Perihan teyze, bana da anlatsanıza. Ne olacak kızım, annenle ablan kayınvalidene gelin kaynana sihir yapmışlar. Bu sihir Bedriye Hanım'ın sana cadı bir kaynana gibi davranmasına neden olur. Bu yüzden kocanla aram bozulur. Ay bu öyle kötü, öyle kuvvetli bir sihirdir ki kızım, nice evli faninin boşanma nedeni olmuştur. Bu kadarına da pes yani. Ben hemen kafeye gidip Eda'yla ve annemle bütün ilişkimi bitireceğim. Ne yaparsan yap arkandayım kızım. Bunu hak ettiler. Hayır sakın ha kızım. Öfkeyle kalkıp zararla oturma. Sen o işi bana bırak. Ne yapacaksın Perihan? Ne yapacağım? Çocukların tanık olduğu bütün problemlerde olduğu gibi zamanı gene maalesef geri saracağım. Ben bu sihri hiç sevmiyorum. Yani bizim yüzümüzden dünyadaki bütün fanilerin kafasındaki hatıralar siliniyor. Ama ne yapabilirim şekerim? Bu 3 çocuk bütün bu aile problemlerine şahit oldu. Yaşadıkları hasarları temizlemek için en iyi sihir bu. Varsın mutlu olanlar mutlu anılarını unutsunlar. Önemli olan belki de bütün kötü gün geçirenlerin bu anları unutmalarıdır.
Ama bu son olsun. Aa, ne zaman o annenle ablan insanlara zarar veren sihirlerini yapmaktan vazgeçerler, ben de o zaman bu iyileştirme sihirini son defa yaparım. Peki Perihan, Dudu ve Eda'ya ne ceza vereceksin? Merak etmeyin çocuklar, onlara harika bir anneler günü hediyesi vereceğiz. Yalnız önce zamanı geri sarıp her şeyi temizlemeli, sonra bugüne geri dönmeliyiz. Şimdi güzel güzel aşağı in. Güler yüzlü kayınvaliden ve kocanla birlikte Firuze'nin yaptığı taze kahveyi afiyetle iç. Her şey yolunda kızım. Yarın anneler gününde görüşmek üzere. Hoşça kal Taceddin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.